Merhaba gençler. Dersimizin bu bölümünde Data Grid View ile seçilen satır ya da satırları veri tabanından silen bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bunun için bir Data Grid View, bir adet de buton ekleyelim projemize. Checkbox'ı yanlış fazladan ekledim. Şunların fontunu verileri sil olsun. Verileri sil. Şunu alta alalım. Şöyle de bir görünüm oluşsun. Veri tabanından verileri önce buraya listeleyelim, sonra da bu verileri silelim. Şöyle veri tabanımızda arkadaşlar şu deneme veri tabanını kullanacağım. Verileri sileceğimiz için. Burada kullanıcılar altında şu veriler var. Ad, soyad ve doğum yerleri. İller tablosunda da bu doğum yerlerinin karşılığı var. Bazılarının doğum yeri yok, bazılarının var. Bu şekilde bir yapı. Bunlara birer doğum yeri ekleyelim. Hepsinin olsun en azından. Şimdi iki tabloyu birleştirip önce bir grid view içerisinde listelenmesini sağlayayım. Bunun için formun load olayına ya da formül alanını açalım da üst tarafta tanımlayalım biz bunları. SQL connection'ıma bağlantı ismini verdim. SQL komandıma komut SQL data reader değeri ismini veriyorum. Şimdi form yüklendiğinde de grid view'i doldurabiliriz ama burada şöyle değişik bir metot kullanalım. Verileri doldurma işlemini ve kayıt silme işlemini biz metoda yaptıralım. Öncelikle verileri dolduralım. Bunun için tablomuza void verileri getir isminde bir tane metot açalım. Metotta bağlantıyı tanımlayalım. Bağlantıyı şurada da tanımlayabilirsiniz. Şu verileri getir kısmında da tanımlayabilirsiniz. Biz form load olduğunda aslında bağlantıyı tanımlarsak daha iyi olur. Bağlantı eşittir. New SQL connection diyorum. Buraya bağlantımın stringini yazıyorum. Katalog veri tabanımızın ismi neydi? Deneme ve kısmı alıp şuraya yapıştırayım ki hata olmasın. Evet. Bağlantı stringim hazır. Şimdi şurada
Verileri getir kısmında şunu yapıyorum. Öncelikle data reader'ımın içerisini doldurmam lazım. SQL kodum şöyle bir şey olacak. Şurada deneyeyim bu işlemi. Select from kullanıcılar k inner join diğeri iller i 10 kullanıcılar tablosundaki doğum yeri ile iller tablosundaki plakayı alalım. Kullanıcı tablosundaki kolonlardan kullanıcı ID, adı, soyadı, doğum yerine de şurada iller tablosundaki şehir adını alalım. Evet, şöyle bir sorgu. Bunu çalıştırdığımızda sonuç istediğim gibi alıyorum bunu. Şurada SQL'imin string'ini oluşturuyorum. Evet, şimdi string tamam. Bunu data bir tane data adaptör oluşturalım. Şurada SQL data adaptör DA diyelim buna. Şurada data adaptör eşittir new SQL data adaptör deyip buna SQL ile tanımladığım kodu ve bağlantıyı ekliyorum. Evet, şimdi adaptörüm hazır. Bir data setin içerisine eklemek istiyorum bunu. O yüzden şuraya data set ds diye bir data set tanımlıyorum. ds eşittir new data set setin kullanımına bakacak olursanız iki farklı kullanım var. Biri boş, biri de dataset name'i içerisine yazarak kullanabilirsiniz. Biz şu anda boş oluşturalım bir tane. Bağlantıyı evet, şimdi data adaptörü fill metodu ile dolduralım. Data adaptör ile bu sorgu sonucu gelecek. Fill ile dataset ds ismini verdiğimiz dataseti doldurmak istiyorum. Neyle? Burada kullanıcılar demekte yarar var. Şu şöyle olsun. Şimdi data grid data şöyle yapalım. İsmi neydi elemanımın ismi? Biz bir değişiklik yapmamıştım. Data grid via. Data grid view'in data sorucu eşittir data set ile tanımladığım tablonun içerisindeki hangi tablo ismini kullanıcılar verdiğim tablo. Evet, şu tablonun içeriğini data grid içeriğine atsın. Bağlantı nokta close deyip de bağlantıyı kapatalım. Şimdi verileri getiri şurada
Verileri getir deyip yüklenir yüklenmez çalıştıralım. Buraya kadarki kısmı bir çalıştıralım. Evet, bakın şu şekilde veriler gelmiş oldu. Şimdi yapacağımız iş şu. Seçtiğimiz verileri silmek istiyoruz. Bunun için arkadaşlar grid view'imizin üzerinde bir takım işlemler yapmamız lazım. Bu grid view'in şöyle bir açalım. Şurada Selection Mode özelliğini bulalım. Şu Row Header Select satırın başlığını seç şu anda aktif. Bunu Full Row Select olarak ayarlayalım. Yani ben tıkladığımda bütün satır seçilecek. Şöyle çalıştırdığımda şu verim geldiğinde şöyle tıkladığımda herhangi bir yere o hücre değil de bakın dikkat edin satırın tamamı seçilsin istiyorum. Bir de çoklu seçim yapmak için ayar yapmamız gerekiyor. Multi Select, True olması gerekiyor. Burada şu anda zaten True. Bu ikisi bu şekilde kullanılırsa hem çoklu seçim yapabilir hem de seçtiğiniz satırların tamamını seçmiş olursunuz. Hücre seçmenize gerek kalmayacak. Şimdi verileri getir çalışıyor. Diğer metodum verileri silme metodu olsun. Void verileri sil diyorum. Evet. Buradaki kodum da şu olsun. Yine string SQL delete from kimi sileceğim? Seçtiğim satırdaki kullanıcıyı. Bunun için şöyle bir delete from kullanıcılar eğer kullanıcı ID miydi? Bakalım. Hata olmasın. Şu kullanıcılarda kullanıcı ID. Eğer kullanıcı ID eşittir. Bu bize bunu nereden almamız lazım? Bunu bir parametre olarak oluşturalım da sonra değerini atarız. Parametreler et kullanıcı kID diyelim. Uzatmayalım. Evet, bu şekilde bir SQL string'imi oluşturdum. Şimdi komut üstte tanımladım. Şu command nesneme veri eklemek istiyorum. Komut eşittir new command. Bu SQL'i alsın. Bir de bağlantıyı kullansın. Şimdi bağlantıyı komutumun şurada SQL aldı ama şu kID parametresini ayarlayalım. Komut nokta parameters nokta komuta parametre eklemek için add with value deyip burada hangi parametreye add kID parametresine veri aktarmasını istiyorum. Neyi aktarsın? Şimdi burada bir veriye ihtiyacımız var. Bu veri de nedir arkadaşlar? Bu veri verileri sil metoduna gelecek olan bir parametre. Parametre kullanıcı ID ile ilgili bir parametre olması gerekiyor. Yani int türünden kullanıcı ID diye bir değişken tanımlıyorum burada. Şurada da kullanıcı ID'yi KID olarak şurama şu SQL cümleciğine parametre olarak gönderiyorum. Bağlantı nokta open bağlantıyı açalım öncelikle. Sonra execute non query ile burada bir delete işlemi var. Ondan dolayı execute
Non-query dememiz gerekiyor. Geriye bir değer gelmiyor çünkü. Bağlantı nokta close diyerek de bağlantımızı kapatıyorum. End fazla olmuş burada. Nereden gelmiş bilmiyorum. Evet, şimdi bu verileri sil butonun click olayında çalışması gerekiyor. Şu anda herhangi bir yerde çağrılmadığı için çalışmayacak. Butonun click olayına geliyorum. Şimdi buton click olayında şunu yapmam lazım. Eğer birden fazla satır seçiliyse her bir satıra işlem yapmam lazım. Bunun için bir satırda olsa, 10 satırda olsa bir döngü oluşturmam lazım. Bir dizi olarak seçtiğiniz satırlar geleceği için for each döngüsü dizilerde en çok kullanılan döngüdür. Burada data grid v-evin satırlar arasında dolaşacağız. Satırları türünden bir işte data satır diyelim buna. In neyin içerisinde? Şu kısmı silelim. Data grid view'in seçilen satırlar içerisinde. Bizim data view'in içerisindeki selected rows içerisinde. Biz data grid view'den 5 satır seçtik. Bu 5 satır içerisindeki her bir satırı tek tek ele alıp satır dizisine aktaracak. Şimdi ben bu satır dizisinde aslında yapmak istediğim ne? Numarayı almak. Int, yani kullanıcı ID'sini almak. Int k kullanıcı ID eşittir. Gelen bu satırın hücrelerin içerisindeki cells ilk hücre sıfırıncı hücredir. Bunun değerini almak istiyorum. Yani şimdi bunun değerini alalım ama bu gelen veriyle şu int uyuşmadı. Bu gelen veriyi biz çevirmemiz lazım. Convert nokta toInt 32 olabilir. Şöyle value'nun sonuna gelip bunu kapatalım. Evet, şimdi integer'a da çevirdik. Verileri sil mi demiştik? Evet, verileri silin içerisinde burada verileri sil metodunun içerisine ben neyi göndermem lazım? Burada buldum kullanıcı ID. Yani seçtiğim satırlardaki ilk satırın kullanıcı ID'sini alıp verileri sile gönderecek. Verileri silde bu kullanıcı ID'yi alıp onu silecek. Sonra tekrar döngü devam edecek. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişileri bu şekilde listeleyecek. Ve her seferinde eğer ben sildikten sonra güncellenmesini istiyorsam şuraya verileri getir mi demiştik. Metodumu tekrar çağırmam gerekiyor. Evet, bir çalıştıralım bakalım. Hata verirse düzeltiriz. Şimdi bakın. Burada diyelim ki biz 8 numara Leyla Cenk isimli kişiyi sileceğiz. Veriyi sil dedim. 8 numara gitti. Veri tabanına geliyorum. Bakın veri tabanında da normalde Leyla Cenk vardı güncellediğinizde. Artık o yok. Şimdi şu değil de şuradan 6, 7 ve 9'u seçiyorum. Abuzer, Cengiz ve Zekeriye'yi sil dedim. 3 birden gitti bak. 6, 7, 9. Veri tabanına da burada da güncellediğinizde 6, 7, 9'da silinmiş olur. Yani aynı anda birden fazla veriyi silmek istiyorsanız bu şekilde data grid view'i kullanabilirsiniz. Kodların tamamı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz burada şunu kullanmadık. Fazladan oluşturmuşuz. Bunu silebiliriz. Verileri getirdik. Grid view'in içerisinde doldurduk.
Verileri sil de gelen parametreye göre o veriyi sildik. Parametre olarak da veriyi nereden gönderiyoruz? Tona click yapıldığında DataCrit View'in seçilen satırlarını tek tek alıp oradaki satırların içerisindeki ilk satır yani kullanıcı ID'lerini alıp silmek için verileri sile parametre olarak gönderiyoruz. Bu şekilde çalıştırdığınızda çok rahat bir şekilde silme işlemini gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar, önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.